Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tam da gelecek zamanı buldular. Daha sonra çıkayım, ne yapayım? Aç mısınız efendim? Hemen bir şeyler hazırlayalım mı? Teşekkürler, uçaktayken yedik. Evet, evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Burak Bey, tanıştırayım. Yeni aşçımız Emel Hanım. Memnun oldum. Ben de. Burak'cığım, Emel Hanım'ın yemeklerine bayılacaksın. Senin gibi bir gurme böyle diyorsa baba, çok merak ettim. Kral eğitimden döndü mü? Evet, bu sabah döndü. Çok özledim onu. Nerede? Arka bahçede mi? Evet efendim. Ben krala bakmaya gidiyorum. Tamam canım. Bir yorgunluk kahvesi alır mıydınız? Ay evet, ben alırım Şükran Hanım ama artık bundan sonra benim kahvelerim sade olsun. Siz Nihat Bey? Alırım ama önce üstümüzü değiştirelim, geliyoruz. Tabii efendim. Kolay gelsin. Sağ olun Burak Bey. Bir isteğiniz var mıydı Burak Bey? Atıştıracak bir şeyler alayım. Soğuk sandviç olabilir. Bir de portakal suyu. Tamam, hemen getiriyorum. Ben bahçede olacağım. Tamam. Ay, bugün de atlattık mı? Tamamdır. Ne oldu Emel? Ya Aslı'dan haberleri yok ya. Çok huzursuzum. Bir an önce konuşmak istiyorum. Ya inşallah Selda Hanım Aslı'nın burada kalmasına izin verir. İnşallah. Ne zaman konuşalım? Ya önce bir kahvelerini içsinler. Nihat Bey ondan sonra hemen çıkacak zaten. Gitsin, birlikte konuşuruz. Tamam. Kral, oğlum. Özledin beni. Gel bakayım, gel, gel. Aferin sana, aferin oğlum. Özledin mi sen beni? Gel bakalım, neler öğrenmişsin eğitimde, gel. Gel, gel. Gel, kral. Otur. Bekle. Yuvarlan, yuvarlan. Aferin oğlum sana, aferin, aferin. Gel, gel, gel. Gel bakalım buraya, gel oğlum. Gel, gel. Nereden geliyor köpek sesi? Aslı, sen çıkmadın mı kızım? Yok anne, çıkamadım. Geldiklerini görünce geri döndüm hemen eve. Önce sen konuşacağım dedin ya, daha konuşamadın değil mi? Yok, birazdan konuşacağım. Gerçi bir şey diyeceklerini sanmıyorum ama yine de belli olmaz. İyi yapmışsın kuzum. Ben konuşuncaya kadar ortalarda görünme. Tamam, merak etme sen. Kuzum. Köpek mi besliyor? Hı? Oğullarınınmış. Eğitimden gelmiş. Aslı, köpekleri bile eğitimli. Oğullarıyla tanıştım. Senin yaşlarında bir çocuk iyi birine benziyor. Ama yine de sen yüz göz olma. Laf söz ederler de. Merak etme anne sen. Canım. Emel abla. Geldim. Bir soğuk sandviçle portakal suyu hazırlayabilir misin? Yoldan geldiler ya, bir ton çamaşır. Ben sana yardım edeyim Elif abla. İyi olur, sağ ol. Baba, sen şirkete geçeceksin değil mi? Evet oğlum. Tamam o zaman, beraber geçelim. Tamam. Eda'cığım, abinin nesi var biliyor musun? Canı biraz sıkkın duruyor da. Nesi yok ki? Kız arkadaşından ayrıldı. Yeni kız arkadaşın mı var? Evet. Ya baba, bir de görsen o kadar tatlı bir kızdı ki. Niye ayrıldı o zaman? Ya abimi biliyorsun. Böyle şeyleri paylaşmayı pek sevmez. Ama ben biliyorum. Deniz yüzünden. Deniz mi?
Yine mi o kız ortaya çıktı? Evet. Gördü ya abimi fotoğraflarda mutlu. Sinsi şeytan, fesat. Abimi arayıp aklını karıştırmaya çalışıyor. Ama abim onunla asla barışmaz. Bak barışmayabilir de. Ama böyle konuştuğunu duyarsa üzülür. Sevmiyorum baba, zorlama. Abimin ne kadar üzüldüğünü bilmiyor musun? Onun için nelere katlandı. Ama o ne yaptı? Kendi benzerliği için bütün ilişkilerini mahvetti. Yine de Deniz hakkında böyle konuşman doğru değil. Yaşadıkları sadece ikisini ilgilendirir. Evet ama abimi de kimse üzemez, kusura bakma babacığım. Ne seni ne de abimi. Üzerlerse de benim karşılarını bulurlar. İşte benim kızım. Bak sen yine de abinin yanında Deniz hakkında olumsuz şeyler söyle, tamam mı? Tamam tamam, merak etme. Ben bir odama çıkıyorum. Bak. Efendim Deniz. Hayır, Bodrum'da değilim, İstanbul'da döndüm. Ya buraya kadar gelmene gerek yok Deniz. Bak bizim gerçekten konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Şimdi işim var, kapatıyorum. Yüzsüz ya. Hala abimin peşinde. İstemiyor işte seni. Renklerin ilk postası tamam. Beyazları ayırdın mı Aslı'cığım? Ayırıyorum Elif abla. Siyahları buna koyarsın, diğerlerini de buna, tamam? Tamam. Değil herhalde. Buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Hadi ver, onu da al. Yok canım, bu çantadan bir tek onu olacak değil herhalde. Aa, hoş geldin Cansucuğum. Merhaba. Hoş bulduk Sinan amcacığım. İyi misin? İyiyim, sağ olun. Eda içeride. Tamam, görüşürüz. Oğlum, sen de benimle gelsene. Arabada biraz konuşuruz. Senin arabayı şirkete getirirler. Tamam baba. Hadi gel. Merhaba. Eda. Geldim, geldim. Özledim seni kızım ya. Bir daha gidersen ben de geleceğim. Patladım vallahi burada. Niye gelmedin ki zaten? Ne kadar eğlenirdik biliyor musun? Otel, ortam, her şey dört dörtlüktü. Hele Barış, of diyorum yani, of. Şimdi her şeyi baştan anlatacaksın. Anlattım ya zaten. Yok canım, sen kesin bir şeyleri unutmuşsundur. Barış yanında aklın havada durumu. En sevdiğim Halim. Oğlum. Neyin var? Biraz durgun gibisin. İyiyim ben baba. Emin misin? Eminim. Eminim de. Anladığım kadarıyla Eda yine sana her şeyi yetiştirmiş. Bir şey demedi. Sadece yeni kız arkadaşından bahsetti. Ha, bir de Deniz aramış, o kadar. İyi ki bir şey dememiş. Bayılıyor özel hayatıma karışmaya. Senin için kaygılanıyor oğlum. Ortada kaygılanmasını gerektirecek bir şey yok. Bak oğlum, ben sana akıl verecek değilim. Ama seni bir kere üzen, bir daha üzer. Bir ilişkide güven, birbirinden emin olmak çok önemli. Ben bunu defalarca yaşadım. Annemden mi bahsediyorsun baba? O zamanlar küçüktüm. Ama her şeyi çok iyi hatırlıyorum. Güven bitti mi? İçinden bir şeyler kopup gitti mi? Artık o ilişkiden ayrı gelmez oğlum. Haklısın. İnsan affedecek olsa bile içinde eski hevesi kalmıyor. Volkan, mutlu olmanı,
Değer verdiğin insanın sana değer vermesi. Hem kardeşin hem ben çok istiyoruz. Bunu bil, tamam mı? Biliyorum baba. Şu yeni kız arkadaşın çok tatlı bir kızmış ha. Yani Eda öyle kolay kolay herkesi sevmez. Yani eğer deniz yüzünden ayrıldıysan bu kızdan, bence bir daha düşün. Belki hayatın aşkı odur ha. Ay şu tiplere bak, çok tatlısınız. Kızım sen Barış'ın yanında daha bir olgun, daha bir kadınsı duruyorsun sanki. Bakayım. Gerçekten. Ya ama sinir oluyorum sürekli böyle ufaklık minik falan. Ay ne kadar yakışmışlar birbirlerine. Değil mi? Ya Aslı'yı görsen o kadar tatlıydı ki. Şimdi baktıkça fotoğraflara sinir oluyorum abime. Hadi ya. Ya kızım niye ayrıldılar ki? Üzüldüm vallahi. Abim anlatmıyor ama ben biliyorum. Deniz yüzünden. Yapıştı yine. Bana da öyle geldi. E kızmıştır tabii Deniz zırk pırt arayınca. Haklı. Kızım bugün yine aradı ya. Görüşmeye çalışıyor abimle. O kadar da tersliyor abim. Amma yılışık kız. Ay tekrar birlikte olmasınlar. Hayır canım. Yok artık. Abim onunla bir daha birlikte olmaz. Bence o kadar emin olma. Ya sen Deniz'i tanımıyor musun Eda? O ne yapar eder? Abini etkilemenin bir yolunu bulur. Baksana sevgilisi olduğunu bile bile arıyor. Ya evet. Nasıl bir kız bu ya? Korkulur ondan. Ya benim ne yapıp ne edip abimle Aslı'yı barıştırmam lazım. Yoksa abim Deniz'i affeder ve ben bu duruma dayanamam. Abin kızmasın bu işe karışmana. Kızarsa kızsın. Abim bir daha Deniz'le birlikte olursa karşısında beni bulur. Ne yapacaksın peki? Nasıl barıştıracaksın? Ben bir yolunu bulurum. Ama önce Aslı'nın telefon numarasını bulmam lazım. Ay hayatım, bütün basın otelimizin açılışı için harika şeyler yazmış. Öyle mi? Çok güzel, çok sevindim. Ay canım benim, Çağla ile Burak'a bak. Ne kadar yakışıyorlar birbirlerine. Ay maşallah bunlara. Ay bak bak, yılın çifti diye yazmışlar. Artık herkes evlenmelerini bekliyor. Ay Nihat, yaz sonu artık bunların nişanlarını yapsak ya. Selda lütfen acele etme. Burak daha çocuk. Böyle bir sorumluluğu taşıyacak olgunluğa sahip mi sence? Hayatım biz varız ya. Hallederiz. Selda kesinlikle biz karışmamalıyız bu işe. Onlar kendilerini ne zaman hazır hissederse o zaman. Bak Elçin de bizim akrabamız oluyor şimdi. Ben kıza karşı mahcup olmak istemem. Ay hele o yılın bombası. Ne ara bu kadar yakınlaştı bunlar. Anlamadım ben yani. Gerçi bu kadar geç söylemesine biraz alınmadım değil yani. Evet ama bu onların özel hayatı. Gene de ilk bize söylediler. Bir tek çocukların haberi yok biliyorsun. Evlenirler mi dersin? İnşallah. Ben onların mutlu olacağını biliyorum. Özellikle Sinan bunca yaşadığı şeyden sonra ilk kez birisine güvenip bu kadar ciddi bir ilişkiye girdi. Değil mi? Umarım yanılmaz. Yani bizim Elçin iyidir, hoştur da. Yani biraz işini bilir yani. Aa ne oldu? Sen Elçin'le çok iyi arkadaştın. Ya, elti olunca işler değişiyor mu yani? Ay yok canım, olur mu öyle şey? Yani Sinan benim için daha önemli tabii Elçin'den. Artık kardeşim sayılır yani Sinan benim için. Sinan da Elçin de ilk evliliklerinde çok sorun yaşadılar. Bu ilişki onlara çok iyi gelecek. Ay ben de öyle istiyorum hayatım. Merak etme. Çağla, ben çıkıyorum. Şirkette birkaç toplantı var. Anne ya, ben ne yapacağım? Ya niye döndük ki İzmir'e? Uf, çok sıkılıyorum burada. Ne yapacaktık ki? İstanbul'a gidebilirdik. Selda teyze o kadar ısrar etti. Cık, İşlerim var dedim ya. E ben gidebilirdim en azından. Çağlacığım. Daha önce de söyledim. O kadar içli dışlı olmamıza gerek yok. Az da olsa bir mesafe daima iyidir. En azından sen Burak'la evlenene kadar. Of. Hiç oflama Çağlacığım.
Anne. Bak beni burada tutan hiçbir şey yok. Burak İstanbul'da, ben İzmir'deyim. Böylesi çok zor oluyor. Hem senin işlerinin yarısından fazlası da İstanbul'da. En azından orada bir evimiz olsa daha rahat ederiz ha. Hı? Hı? Galiba haklısın, ben bu konuyu bir düşüneyim. Gerçekten mi? Ay. Burak da buna çok sevinecek. Harika. O zaman söyle bakalım, bugünkü programın ne? Bilmem. Belki alışverişe falan çıkar mı? Gün içinde haberleşiriz o zaman. Kolay gelsin. Görüşürüz. Oğlum benim oğlum. Çak. Çak. Aferin sana. Yakala. Efendim canım. Sevgilim, ne yapıyorsun? İyiyim canım, evdeyim. Kral'la oynuyorum, sen? İyi, ben de evdeyim. Sana çok güzel bir haberim var. İstanbul'a taşınıyoruz. Neden? Yani nereden çıktı bu? Ne demek nereden çıktı? Sevinmedin mi yoksa? Sevinmez olur muyum ya? Şaşırdım sadece. Süper bir haber bu. Ne zaman taşınıyorsunuz? Annem en yakın zamanda ev bakmaya başlıyor. Herhalde yakında taşınırız. Ay Burak. Ne kadar güzel olacak değil mi? Sürekli yan yana vakit geçirebileceğiz. Evet, çok güzel. Benim oğlum gezmek mi istiyormuş? Canım, sonra konuşsak. Olur aşkım. Tamam, görüşürüz. Ne haber baba? İyilik sağlık oğlum ya. Senden ne haber? İyiyim. Ben işe gidiyorum. İstersen sen de gel. Baba daha yeni geldim Bodrum'dan ya. O kadar çalıştım orada. Bırak da biraz dinleneyim. Ya evet tabii. Çok yorulmuşsundur. Hiç kolay değil, doğru. Bütün gün o güneşin altında temiz hava al, denize gir, tuzlu su, havuza gir, tatlı su. Çok yorucu olmalı. Baba ne yapsam yaranamıyorum sana ya. Vallahi ben şaşırdım artık ne yapacağım. Çalıştım diyorum, inanmıyorsun da. Oğlum ya, zeytinyağı gibi üste çıkıyorsun. Bir laf söylüyorum, bin iş diyorum. Sen birkaç gün dinlen bakalım. Seninle ilgili çok güzel planlarım var. Bekle göreceksin. Çal. Ya Gonca, çıkamadım hala. Evin sahipleri gelince geri dönmek zorunda kaldım. Ev işlerine yardım ediyorum şimdi. Sen istersen iş görüşmeni yap, ben seni bekletmeyeyim. Yok canım, olur mu öyle şey? Beklerim. Anca beraber, kanca beraber kızım. Ama sen de bir an önce çıkmaya çalış, olur mu? Tamam tamam, acele ederim. Hadi öptüm. Ben de, bekliyorum. Daha çok ararsın. Yalancı. Ay yok, hiç kimsenin yüzüne inanmayacaksın. Sanırsın sanki melek. Hain, pislik. Gonca aç şu telefonu. Bir kere dinlesen beni ne olur ya. Gonca lütfen aç telefonu. Zannettiğin gibi değil. Açıklamama fırsat ver. Daha çok beklersin. Neyi açıklayacaksa sanki salak var karşısında. Pislik, ne olacak? Emel. Nihat Bey gitti. Hadi gel konuşalım. Ay şimdi mi konuşacağız? Evet. Ya Şükran, acaba sen önden gitsen, Selda Hanım gergin mi, sinirli mi, keyfi yerinden bir baksan ha? Ay kaygılanma Emel. Ben olumsuz bir cevap vereceğini sanmıyorum. Seni sevdi. Özellikle de yemeklerini. Doğru diyorsun da yani böyle de emrivaki olmuyor mu? Çok üzülüyorum. Yani ayıp oluyor. Ya Şükran, ben vazgeçtim. Konuşmayacağım, söylemeyeceğim.
Söylemeyip ne yapacaksın? Ne bileyim, bir hal çaresi bulmaya çalışacağım. Olmadı bir akrabamın yanına giderim. Ay Emel, İstanbul'da akraban mı var sanki? Doğru söylüyorsun, hepsi de uzakta. Öf! Ya gel bizde kal diyeceğim ama bizim evin durumunu biliyorsun. Sezgin'i de biliyorsun. Huzur vermez. Yoksa başımın üstünde yeriniz var biliyorsun. Bilmez miyim arkadaşım? Şükran'ım sağ ol, canım benim sağ ol. Ya hadi sıkıntı yapma. Gel konuşalım. Ben Aslı'yı istemeyeceklerini sanmıyorum. Ama baktık ki istemiyorlar, o zaman bir hal çaresine bakarız. Şimdiden endişelenmeye gerek yok. Doğru diyorsun. Tamam, gidip konuşalım. Ben de size seslenecektim. Akşama hafif bir şeyler hazırlayalım yemek için. Bodrum'da benim diyet tamamen gitti yani. Ay Emel, ne güzel sen beni bir programa sokmuştun buradayken. Siz merak etmeyin, kısa zamanda toparlarız. Yarın sabah ben size güzel bir menü hazırlarım. Ay evet evet, ipin ucunu kaçırmamak lazım. Ay yerimi de kaybettim. Neyse. Selda Hanım, müsaitseniz sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Tabii, nedir konu? Benim kızım şehir dışında çalışıyordu. İşinden ayrılmak zorunda kaldı. Geri döndü. İzin verirseniz eğer burada bir süreliğine benim yanımda kalabilir mi? Yani şimdi ne diyeyim bilmiyorum ama açıkçası ben evde pek genç kız istemiyorum. Malum Burak delikanlı. Gerçi Burak'ın kalkıp da sizin kızınızla bir şey yaşayacağı yok tabii de. Benim kızım da zaten yerini bilir. Ay yok, yanlış anladın. Ya Burak'ın çok ciddi bir ilişkisi var zaten. Ben o anlamda söylüyorum yani. Ayrıca biliyorsunuz şimdiki gençler akılları bir karış havada hemen kafaları karışıyor. Yani o açıdan söylüyorum. Sonradan üzülmektense, değil mi? Anlıyorum. Selda Hanım, Aslı çok aklı başında bir kızdır. Varlığını bile hissetmezsiniz. Zaten kısa bir süre kalacaklar burada. Bu arada Aslı'nın sizi rahatsız edecek herhangi bir hareketi asla olmaz. Bana güvenin lütfen. Tamam. Bir kere senden çok memnunum Emel. Bunun için kabul ediyorum. Tabii Şükran'ın referansı da benim için çok çok önemli. Yani sözünüze güveniyorum. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Emin olabilirsiniz. Sağ olun Selda Hanım. Teşekkür ederiz Selda Hanım. İzninizle. Of, resmen hapiste gibiyim. Evden çıkamıyorum. Şu halime bak. Ha anne, ne yaptın? Kabul ettiler. Ay, rahatladım vallahi ya. Aslım bir de bana sor. Üzerimden büyük bir yük kalktı. Sağ olsunlar, iyi insanlar. Kuzum, bu zamanda böyle insanlara denk gelmek büyük bir şans. Haklısın anneciğim. Biz de daha dikkatli olacağız. Güvenlerini boşa çıkarmayacağız. Bize evlerini açtıklarına pişman olmasınlar. Merak etme. Aslım sen yaparsın biliyorum. Ama pek ortalarda görünme. Giriş çıkışlarına dikkat et. Olur. Tamam. Biliyorum. İnsan sarayda bile yaşasa kendi evini arıyor. Evet. Kendimi hapiste gibi hissediyorum anne. Ben evimizi çok özledim. Canım, söz veriyorum sana. En kısa zamanda kendi düzenimizi kuracağız. Tamam. Biraz sabır. Bugünler gelip geçecek. Hem Aslım biz seninle ne günler atlattık. Biraz sabır. Babacığım ne derdi? Bütün güzel şeyler sabırdan sonra gelir. Öyle derdi ve hiç yanılmadı. Anne, sen kendini üzme tamam mı? Üzmem. Kuzum benim. Hadi ben gidiyorum. Gonca'yı çok beklettim. Güle güle. İnşallah görüşmen çok iyi geçer. Gonca'yı da öp benim için. Tamam öperim.
çok güzelsin kuzum. Güzel kızdı değil mi? Kral, kral, oğlum bekle, kral. Of, üstüne çıkış alma uzakmış ya. Ya ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada? Burada mı oturuyorsun? Hayır. Ben de oturmuyorum. Bir arkadaşıma ziyarete geldim. Of ya. Ya sen yeteri kadar başıma iş açıyordun zaten. Köpeğine hiç gerek yoktu. Köpek değil. Onun bir adı var. Kral. Ay canım pardon. Ya seni de ürküttüm biliyorum. Ama sen böyle peşimden hızlıca koşunca ben de kendimi korumak için senden kaçtım. Yoksa ben köpekleri çok severim. Ya köpeğe açıklamam bittiyse burada ne işin olduğunu söyler misin? Beni artık gerçekten korkutmaya başladın. Birincisi köpek değil onun adı. Kral. İkincisi ise burada ne yaptığımdan sana ne? Üçüncüsü ise şimdiye kadar başımıza gelen hemen hemen her şeyin sorumlusu sen olduğunu düşünürsek korkması gereken biri varsa o da benim. Ya ne çene var sende ya? Resmen kadınlardan sor insan. Tamam, sormadım farz et, vazgeçtim. Ya sen ne uyuz, ne gıcık birisin ya. Nefret ediyorum senden. Bayılıyorum ben de sana ya. Bir dahaki görüşmemize kadar kendine iyi bak. Şeytan görsün yüzünü. Duydun mu beni? Ben çok beğendim, yapmayın. Siz ne dersiniz? Evet, fena değil. Bir kere her şeyden önce değişik. Bu yeni otelimizde standartların dışına çıkmalıyız. Bence çok farklı ve şaşırtıcı bir konsept olmalı. Belki bu yüzden bu mimarlarla çalışmamız iyi olabilir. Sen bir randevu ayarla, görüşelim olur mu? Peki. Efendim? Nihat? Kimsiniz? Aa, sesimi unutmuşsun bakıyorum. Çok uzun zaman oldu tabii. Başak ben. Biraz sonra devam edelim. Peki. Ne var, ne istiyorsun? Niye aradın beni? Bu nasıl bir soru böyle? Niye bir şey istediğimi düşündün ki? Hatırını sormak için aramış olamaz mıyım? Bak, benim oyun oynayacak zamanım yok. Niye aradığını söyle yoksa kapatacağım. Tamam. Görüşmemiz lazım. Benim seninle görüşecek hiçbir şeyim yok. Önce seni aramakla hata mı yaptım acaba? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Seninle muhatap olmaya niyetim yok benim. Bir daha arama beni. Ay. Ay muhatap olamazmış. Öyle bir olursun ki. Gonca, başıma neler geldi inanamayacaksın. Ne oldu? O gerizekalıyla karşılaştım. Hangi gerizekalı? Kaç tane gerizekalı var Gonca? Murat'la tabii ki. Ne? Nasıl? Nerede? Buraya gelmek için evden çıktım. Sitenin çıkışına doğru yürüyordum. Bir anda bir tane köpek peşimden koşmaya başladı. Ben de o panikle tabii yere kapaklandım. Ay. Peki köpeğin sahibi kim? Tahmin edebiliyorsun herhalde. Yok artık.
Gerçi niye şaşırıyorsam sizin karşılaşmalarınız meşhur. Evet, ondan kurtulmaya çalıştıkça sanki inadını burnumun dibinde bitiyor ya. İstemediğin ot dibinde bitermiş. Hah, işte aynen öyle. Peki oralarda mı oturuyormuş o da? Yok, arkadaşına gelmiş. Ya, iyi bari. Ya, bence çok takılma o zaman. Bir daha ne zaman göreceksin ki? Tamam, benden uzak dursun da. Hadi biz görüşmeye geçelim. Kızım sen gelene kadar buranın garsonlarıyla konuştum. Çalışma şartları 10 numaraymış. Patronu da çok tatlı. İnşallah olur. Ciddi misin ya? Hadi inşallah. Tamam, yarın gelip başlayın. Hayırlı olsun. Merhaba, biz iş başvurusu için gelmiştik. Maalesef. Az önceki arkadaşlarla anlaştık. Ay hadi ya. Neyse. Peki. Siz isterseniz yine de numaranızı bırakın. Tabii. Resmen 5 dakikayla kaçırdık işi ya. Her şey yine o gerizekalı yüzünden. Sana da engel oldum. Çok özür dilerim babamca. Saçmalama. Kısmet değilmiş. Ayrıca ben hiç üzülmedim. Baksana ortama bir tane yakışıklı tip yok. Eskişehir'imize gidelim de kılın alacağımızı alalım. O yüz herifin arayacağı yok. Vallahi ben kendi adıma o parayı alabileceğimi hiç inanmıyorum bu arada. Aa, neden? Hak ettiğin bir para o senin. Ama o yaşananlardan sonra kesin vermez. Ya senin hiçbir suçun yoktu ki. Mecbur verecekler, sen merak etme. İnşallah. Kahveniz Sinan Bey. Teşekkürler. Afiyet olsun. ...361 en iyisi mi öyle? Tabii, hemen not ediyorum. Teşekkür ederim. Efendim canım? Canım. Nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyim canım, şirketteyim. Çalışıyorum. Sen? Ben seni düşünmekten maalesef çalışamıyorum. Ben seni çok özledim. Acaba İzmir'e mi gelsen? Daha yeni ayrıldık. Ya bu böyle olmayacak Yalçın. Senin bir an önce İstanbul'a yerleşmen lazım. Aslında düşünmüyor değilim. Gerçekten mi? Bu sabah Çağla ile onu konuştuk. O da çok zorlanıyor. Bütün çevresi, arkadaşları İstanbul'da. Yani tamamen taşınmamız hemen mümkün değil ama... ...en azından İstanbul'da bir evimiz olsa iyi olur. Ben şimdi sana diyeceğim ki İstanbul'da zaten bir evimiz var. Ama sen buna karşı çıkacaksın, biliyorum. Evet. Selda'ların öğrenmiş olması bile büyük bir gelişme bence, öyle değil mi? Kesinlikle. Ah canım, telefon var. Tamam canım, öpüyorum. Ben de canım. Görüşürüz. Ah, mersi. Ya bu bizim emlak alım satım işleriyle ilgilenen Yiğit Bey miydi? Evet efendim. Tamam, teşekkür ederim. Yiğit, merhaba. Ya senden bir ricam olacak. Benim çok acil, kullanışlı, güzel bir eve ihtiyacım var. Tamam. Senden haber bekliyorum. Haydi görüşürüz. Müdür Bey merhaba. Merhaba. Hayırdır? Niye geldiniz? Alacağımız kalmıştı. Maaşlar ödenirken ararız demiştiniz ama arayan soran olmadı. Alacağınız yok ki arayalım. Nasıl yok? En az 20 gün alacağım var benim içeride. Benim de öyle. Alacağımızı almadan şuradan şuraya gitmeyiz. İyi, siz bilirsiniz. Doğru düzgün sigortalarımızı da yatırmadınız. Şikayet ederiz sizi. O zaman görürsünüz. Bekleyin biraz. Patronla konuşmam lazım. Tamam, bekliyoruz. Gördün değil mi? Azıcık sesimizi çıkarınca nasıl geri adım attı? Ama artık bundan sonra böyle.
Anca bizi kullanıyorlar. Kızım, resmen Erdem'in hırsını bütün erkeklerden alıyorum. Çok zevkli. Haklısın sanırım. Ya bu zamana kadar iyi olduk da ne oldu? Tabii kızım, az bile. Sen sesini çıkarmazsan resmen ezer bunlar insanı. Evet ya, bir fırsatını bulmasınlar yani. Merhaba. Bir çilekli pasta alabilir miyim? Tabii efendim. Aslı. Aa, merhaba. Tekrar burada mı işe başladın? Yok, bizim bir alacağımız vardı da onu almak için uğradık. Anladım. Yani ben de seni burada görünce... Neyse, iş konusunu ne yaptınız? Yani bir gelişme var mı? Gonca'yla iş bakıyoruz. Daha bulamadık ama en yakın zamanda bulacağız inşallah. Aslı, eğer sen de izin verirsen... ...ben bu konuda sana yardımcı olmak istiyorum. Bizim yüzümüzden oteldeki işinden oldun. Sana borçlu sayılırız. Yok, hiç zahmet etme. Aslında iyi olur. Yani bu zamanda güvenilir bir yerde iş bulmak çok zor. Haklısın. Ben bunu en kısa zamanda halledeceğim. Yani itiraz istemiyorum. Çok seviniriz. Numaranı alabilir miyim? Tabii olur. Çaldır istersen. Sen de benimkini kaydet. Ben en kısa zamanda arayacağım. Tamam, çok teşekkür ederim. Görüşürüz. 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 Sadaka mı istedim? Ayrıca sen onların yüzünden işinden olmadın mı? Bırak yardım etsin. Ayrıca bir taşla iki kuş. Hem iş hem aşk. Gonca başlama yine. Resmen ezik gibi oldum Volkan'ın gözünde. Ya saçmalama, dinle beni. Tamam, patronla konuştum. Kalan maaşlarınız zarfta. Yalnız hiçbir alacağımız kalmamıştır diye imza atmanızı istedi. Bir dakika, bir yanlış olmasın? İyi de, üç gün sonra alacağımızı almadık demeyeceğiniz ne malum? Hakkımızı bile zorla alıyoruz ya. Para alamazdım. Volkan'ı da ayarladın. Sahibinin numarasını da aldın. Haklısın vallahi. İş olayını da konuştuk. O kadar ilgilendi. Kesin bize çok güzel bir iş bulacak. Öyle mi diyorsun? Evet. O kadar numaramı da aldı. Halledemeyecek olsa böyle bir şey söylemezdi. Dürüst çocuk. Kuzeni gibi değil. Evet ya. Hiç alakaları yok. O Volkan'ın tırnağı bile olamaz. Ne kadar ilgilendi ya. Maaş tamam. Yeni iş yolda. Volkan'ın da numarasını aldım. Artık bana bir yemek ısmarlarsın. Canım, sen ne istersen. Efendim. Yiğit mi? Tamam, bağla. Efendim Yiğit'ciğim. Tam istediğim gibi ev mi buldun? Güzel. Ne zaman görebilirim? Tamam. Tamam, hemen geliyorum. Tamam, görüşürüz.
Baba, müsait misin? Bir şey soracağım. Tam çıkıyordum oğlum ya. Önemli mi? Ya benim bir arkadaşın işe ihtiyacı var. Bunun için ne yapabiliriz diyecektim. Ama acelen varsa sonra konuşalım. Ya sonra konuşsak olur mu? Tamam. Merhaba Sinan. Merhaba abi. Ne güzel böyle baba oğul iş başındasınız. Aferin Volkan. Teşekkürler amca. Burak yok mu? Burak mı? Çok şakacısın Sinan ya. Burak biliyorsun Bodrum'da o kadar çok çalıştı ki açık havada güneş çarptı şimdi evde köpeğiyle dinleniyor. Sen çıkıyor musun? Nereye? Ben kaçtım. Hadi görüşürüz. Emlakçı Yiğit'le buluşacağım. Elçin İstanbul'a taşınmayı düşünüyormuş da ona şöyle birkaç tane ev bakacağım abi. Ya Sinan ne gerek var böyle bir şeye? Siz yetişkin insanlarsınız. Elçin sana taşınsın, olsun bitsin bu iş. Yani neyi bekliyorsunuz anlamıyorum. Bana kalsa hemen de. Elçin her şeyi ardan almaktan yana. Onun da kendine göre haklı sebepleri vardır abi. Elçin zorlu bir kızdır ama iyidir. İkinizin birlikte çok iyi olacağını biliyorum. Ben de abi. Hadi kolay gelsin. Tamam. Aslı'nın telefonunu. İstemeyeceğim ki. Sen abimi oyalarken ben gizlice numarayı alacağım. Nasıl ya? Nasıl nasıl? Dediğim gibi işte. Kızım ben abini nasıl oyalayacağım? Ya işte sen bulursun artık bir şeyler. Hadi yürü yürü. Aa babacığım. Kızım. Nereye? Bir toplantım vardı. Eğer bende bir işim varsa geç çıkabilirim yani. Yok babacığım biz öylesine uğradık. Abim burada değil mi? Burada, burada. Tamam babacığım. Görüşürüz. 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 Abicim, biz geldik. Merhaba. Merhaba. Buradan geçiyorduk, bir uğrayalım dedik. İyi yapmışsınız, otursanıza. Olur. Hoş geldiniz. Ne içersiniz? Ben bir şey alayım. Teşekkür ederim. Ben de istemiyorum. Ben bir soda alayım. Peki Volkan Bey. Ay şarjım bitti. İnanmıyorum ya. Dur bakayım. Burada olması lazım. Yok. Zaten yani bizim o kadar vaktimiz de yok abicim. Ya benim bir arkadaşım aramam lazım. Telefonunu hemen bir alabilir miyim? Tabii canım. Aa, Volkan abi. Bu sen misin? Bu Burak, yanındaki benim. Hadi ya, çok tatlıymışsın. Yani Burak abi de tatlıymış ama senin ayrı bir çekiciliğin, ayrı bir şirinliğin varmış. Canım benim ya. Tabii, çocukken çok çekiciydim. Teşekkür ederim abicim. Aramadın arkadaşını. Vazgeçtim. Neyse biz kalkalım. Ne çabuk. Ya aslında benim bir işim vardı, şu an hatırladım. Evet evet, bizim bir işimiz var. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Aldın değil mi numarayı? Dur, unutturacaksın. Tamamdır, operasyon tamam. Alo? Aslı, merhaba, ben Erdem. Rahatsız ediyorum ama Gonca telefonlarını açmıyor da. Neden acaba? Bak ne deseniz haklısınız. Ama yanılıyorsunuz bak. Bir dinleyin cidden. Ya Gonca dinlemiyor bari sen dinle. Tamam dinliyorum. Neymiş bakalım bizim yanlış anladığımız konu? Ya önce bir ağzını arayayım. Yani neden ayrıldılar diye. Evet. Yani öyle direkt sorulmaz zaten. Gerçi nedenini biliyoruz ama.
Umarım o da barışmak istiyordur. Öyle olursa zaten işimiz daha da kolay olur. Aslıcığım, sen misin? Buyurun, benim. Ben Eda, Volkan'ın kız kardeşi. Merhaba Eda, nasılsın? İyiyim Aslıcığım, sen nasılsın? Hiç konuşamadık. Erken dönmüşsün. Evet, öyle oldu. Aslıcığım, ben... Sana özel olmazsa bir şey sormak istiyorum. Sor tabii. Abimle neden ayrıldınız? Ben gerçekten çok üzüldüm. Ay, ağzaramaya bak, direkt sordum. Yani... Bunun cevabını abin verse daha iyi olur. Deniz yüzünden değil mi? Ben biliyorum tabii. Ama bak bana inan, abimin Deniz'le hiçbir ilgisi yok. Yani sebep sadece o değil. Neyse. Belki siz aranızda konuşup halledersiniz. Yani ben daha fazla karışmayayım. Ama bu durum bizim görüşmemize engel değil, değil mi? Ya ben seni çok sevdim ve görüşmek istiyorum. Ya ben de seni çok sevdim. Tabii ki görüşebiliriz. Tamam o zaman. Bu akşam ne yapıyorsun? Bir planım yok. Süper. O zaman kesin buluşuyoruz. Benim bildiğim çok iyi bir restoran var. Birlikte yemek yeriz. Olur mu? Olur. İstersen seni alabilirim. Yok, almana gerek yok. Adresi bana gönder, ben gelirim. Sen nasıl istersen canım. Ben sana adresi mesaj atarım. Tamam, görüşürüz. Bu da tamamdır. Onlara o kadar romantik bir akşam yemeği hazırlayacağım ki... ...birbirlerine tekrar aşık olacaklar. Ben süpersin. Yemekler pişince güzel de bir salata yaparız, tamamdır. Evet, evet. Ay Emel, bu kadar çeşidi yetiştiremeyecekmişiz gibi geliyordu ama yetiştireceğiz galiba. Elif masayı bahçeye hazırlıyor değil mi? Evet, evet. Değişiklik olsun diye masayı oraya hazırlattım. Ay, Halil de dönmedi marketten. Dur bakayım, bir arayayım. Nerede kaldı? Ha, Halil, nerede kaldın? Geliyor musun? Az kaldı, geliyorum. Listedeki her şeyi aldın mı? Aldım, aldım. Tamam, tamam. Hadi acele et biraz. Bekliyoruz seni. Geliyor. Kuzen, ne haber? Ne yapıyorsun? İyi, şirketten çıkıyorum. Sen? Evdeyim. Çok sıkıldım ya. Alıştım tabii Bodrum'un hızlı tempoya. Kastı burası. Gelsene. Yorgunum be oğlum. Ya gel hadi gel. Bir şey olmaz. Bahane bulma. Ya ne bahanesi? Ben senin gibi sabahtan akşama kadar yatmıyorum. Çalışıyorum. Of be kuzen. Amma uzattın ya. İki el oyun oynarız. Hem Barış'ı da al gelirken. Ya bak bunu hayır demem. Evde görüşürüz. Aslı. Aa, Halil abi. Hadi gel. Eve kadar yürüme istersen. Olur, tamam. Nasılsın Aslı? İyiyim Halil abi, sen? Ben de iyiyim. Marketten alınacak birkaç parça şey varmış, onları al. Ben de iş görüşmesine gittim. Öyle mi? Nasıl geçti peki? Pek iyi sayılmaz. Yapma ya. Aslı, bak iş arıyorsan Nihat Bey'le konuşabilirim ha. Belki şirkette boş kadro falan vardır. Ya gerek yok. Yani daha ilk günden hem kalacak yer hem iş. Ayıp olur. Ya niye olsun ayıp? Bak tanıdıkça daha çok seveceksin. Gerçekten halden anlayan iyi insanlardır. Yok. Ben zaten birkaç yerden haber bekliyorum. Eğer olmazsa sana söylerim Halil abi. Peki, sen bilirsin. Abi, sen bu adresi biliyor musun? Ver bakayım. Ha, biliyorum, biliyorum. Yalnız sapa bir yerdir. Arabasız gidemezsin aslında. Ya. Ne oldu, oraya mı gidecektin? Yani bir arkadaşımla buluşacaktık ama öyleyse iptal edeyim. Dur, dur, dur. İptal etme canım. Akşam benim yolum oradan geçiyor. İstersen bırakabilirim seni. Gerçekten mi? Çok iyi olur. Gerçi annemden daha izin almadım. İzin verirse tabii. Tamam, sen izin iste. Eğer izin verirse seve seve bırakırım az. Tamam Ali abiciğim, çok sağ ol. Bir şey diyeyim. Ya
Ali abi, ben sana yardım edeyim. İyi, tamam. Sağ ol. Hadi bak. Bu saatlerde alınan süt yağ yakımını hızlandırıyormuş, öyle mi Emel? Aa, bilmiyordum ben bunu. Öyle. Bu yüzden ara öğünlerde süt ya da yoğurt tüketmemizi öneriyorlar. Ah, poşetleri şöyle dolabın yanına koy. Ay, kızın mı Emel? Evet. Kızım Aslı. Ne kadar güzel kızım varmış. Memnun oldum Aslı. Ben de memnun oldum efendim. Okuyor musun? Yok, hayır. Geçen yıl Güzel Sanatların resim bölümünde çok yüksek bir puan aldı. Maalesef okuyamadı ama bu sene mutlaka okuyacak. Ay, yeteneklisin yani. Ne kadar güzel. Biliyor musun, ben de bayılırım resim yapmaya. Hatta gençken en büyük idealim benim ressam olmaktı. Böyle sergiler açmayı falan hayal ederdim. Ama işte babam karşı çıktı. İstemedi. Neymiş, sanatçı olacakmışım da ne olacakmış? Artık ben de öyle olunca halkla ilişkiler okudum. Ama içimde kaldı ukde yani. Ay, bir anda o günlere gittim resmen. Daha gençsiniz. Belki tekrar resim yapmaya başlayıp hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ay, bilmem. Olabilir mi ki? Belki de, kim bilir. Yani işte bizim evde sanatçı ruhlu kimse yok. Öyle olunca köreliyor insan zamanla. Mesela bizim oğlan. Ay, hiç bu konuda bana çekmemiş. Ay, çok yeteneksiz. Babası aynı. Canım benim. İnşallah senin için hayırlısı olsun. İnşallah. Selda Hanım, tekrar teşekkür ederiz. Rica ederim. Hadi, kolay gelsin. Ya ne kadar tatlı bir kadınmış. Evet, öyle. Anne, ben arkadaşımla akşam dışarı çıkmak için izin isteyecektim senden. Nasıl bir arkadaşmış bu? Kız arkadaş. Akşam birlikte yemek yiyeceğiz. Halil abi de gideceğim yere kadar bırakacak beni. Eda da akşam getirir zaten. Olur değil mi? Eda mı? Nereden arkadaşın bu Eda? Ben tanıyor muyum çocuğu? Ha, Bodrum'dan. Çalıştığımız otelin sahiplerinin kızı. Otelin sahibinin kızı. Aslım, bu zengin çocukların seninle arkadaşlık etmesi bana biraz tuhaf geldi. Yok, Eda öyle burnu havada şımarık zengin kızlar gibi değil. Ya o kadar mütevazı, o kadar doğal ki. Ay çocuğum, iyi yetiştirilmiş demek ki. Madem öyle, neden seni işten çıkardılar? Senin haksız yere işten atılmana ses çıkarmadı mı bu arkadaşın? Ya benim problem yaşadığım onun abisi değil, onun kuzeni. Yani beni sinir eden o. Aa, Aslı, kafam iyice karıştı vallahi. Anneciğim, sen o güzel kafanı hiç karıştırma. İzin veriyorsun, gidiyorum değil mi? Son zamanlarda bu izinler çok olmaya başladı Aslı'cığım. Yoksa sen biriyle görüşüyorsun da bana mı söylemiyorsun? Yok, daha neler. Ya anne, ben böyle bir şey için yalan söyler miyim hiç sana? Aşk olsun. Bir de beni tanımıyormuş gibi. Neyse, tamam. Yani içine sinmediyse önemli değil, gitmem. İyi, hadi izin veriyorum, gidebilirsin. Bak, Eda kapıya kadar bırakacak değil mi akşam? Evet. Ya bırakır, merak etme. Sakın geç kalma. Oldu mu? Tamam anne. Merak etme. Ya yemeği taşırtacaksın Aslı'cığım bana. Kanka, Burak'a toz duman etmeye hazır mısın? Her zaman, doyamadı yenilmeye. Oğlum, o yüzden hırs yapıyor ya zaten. Biliyorsun, Burak kaybetmeye pek alışık değil. İnsan her zaman kazanamaz. Ay, Volkan'a ne kadar çok benziyordu.
Resmen hayal görmeye başladım. Beyler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne habersiniz? Yorgunuz abicim. Biz senin gibi bütün gün evde takılmadık. Çalıştık. Hay sen de Volkan gibi başlama ya. İyi ki bir çalışıyorsunuz ha. Evde oturmak daha yorucu oğlum. Patladın bütün gün. Hadi hadi söylenmeyin de gelin iki el oyun oynayalım. Hadi aç aç. Çok konuştun. Hadi bakalım Volkan Bey. Bir isteğiniz var mıydı Burak Bey? Aç mısınız? Ya ben aç değilim de tatlı bir şeyler olabilir. Dondurma falan. Aynen ben de yerim. Tatlı olalım. Peki Burak Bey. Benim de canım tatlı çekti. Enerji lazım. Ya sen istersen 10 kilo tatlı ye. Yine de enerji beni yenmeye yetmez. Göreceğiz. Kızım gerçekten Erdem'in sesi çok kötü geliyordu diyorum. Ya bu çocuk doğru söylüyorsa? Ya o kız onun gerçekten eski sevgilisiyse? Hı? Of Aslı ya, karıştırmasana aklımı. Bitti o iş benim için. Ay ben mi karıştırıyorum? Ya sesi gerçekten kötü geliyordu diyorum. Neredeyse ağlayacak gibiydi. İstanbul'a geliyormuş. Ya 5 dakika konuşayım, başka hiçbir şey istemiyorum dedi. Ya kızım, gerçekten kalkıp İstanbul'a mı gelecek benim için? Bilmiyorum, acaba doğru mu söylüyor? Buralara kadar geliyorsa belki de doğru söylüyordur. Ben de onu diyorum. Bence doğru söylüyor çocuk. Peki sen ne dedin İstanbul'a geleceğim deyince? Kızma ama ev adresini verdim. Akşam seni görmeye gelecek. Ne? Akşam beni görmeye mi gelecek? Kızım akşam oldu zaten. Ya ben ne zaman hazırlanacağım? Ay Gonca, sen vallahi normal değilsin. Az önce bitti her şey benim için diyordun. Şimdi ben nasıl hazırlanacağım diyorsun? Kızım, neler kaybettiğini görsün diye hazırlanacağız herhalde. Ay Gonca, alemsin vallahi. Neyse kapatıyorum, Eda ile buluşacağım ben. Eda ile mi buluşacaksın? Kızım 2 dakika ayrıldık, neler olmuş? Çabuk anlat, neler oldu? Emel abla, Burak Bey ve misafirleri tatlı bir şeyler atıştırmak istediler ama... Çilekli pastamız var. Aslı yapmıştı. Dolapta dondurma da var. Hı. Yeterli olur mu? Olur ablacığım. O zaman ben bir servis yapayım. Daha başka bir şey isterlerse ona göre hazırlarız. Olur, sen de dondurmayı çıkar. Anneciğim ben yavaş yavaş gidiyorum. Tamam, geç kalma, kendini merak ettirme, tamam mı çocuğum? Tamam, merak etme. Telefonum yanımda zaten. Oldu. Aslı, hazır mısın? Hazırım. Size de çok zahmet oluyor böyle Halil Bey. Olur mu öyle şey canım, estağfurullah. Hadi. Geç kalma. Tamam. Nihat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslı bizim Emel Hanım'ın kızı. Nihat Bey de bizim patronumuz Aslı. Memnun oldum efendim. Ben de canım. Gel gel, araba garajda. Merhaba hayatım. Canım benim, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl geçti hayatım günün? İşte her zamanki gibi biraz yorgun. Yeni biri mi çalışmaya başladı bizde? Ay yok, çalışmıyor bizde. Emel Hanım'ın kızı o. Hmm. Yani aslında şehir dışında yaşıyormuş. Dönmek zorunda kalmış. İşte benden rica ettiler burada kalabilir mi falan diye. Ben de artık kıramadım, bir şey diyemedim. Gerçi sana soramadım ama. Yok canım, ne gerek var? Bir sakıncası yok. Temiz, iyi bir kıza benziyor. Değil mi? Çok tatlı. Bence de öyle görünüyor. Öğrenci mi? Yok, tam demediler ama herhalde ekonomik sorunlardan dolayı kızcağız okuyamamış. Aslında kazanmış üniversiteyi. Hem de çok yüksek bir puanla kazanmış. Ama gidememiş. Yoksa o kadar yüksek bir puan aldığı üniversiteye bir insan niye gidemesin? Hmm, yazık ama aferin kıza. Tatlım. Hadi sen bir üstünü değişsene güzel güzel. Bahçeye hazırlatıyorum yemeği. Tamam peki. Ay. Daha
Daha gelmedik mi Eda? Ya az kaldı. Daha uzak bir yer bulamadın mı? Bu ne kızım ya? Kızım özellikle seçtik herhalde. Uzak olsun ki abim gelsin. Ayrıca buluştuklarında hemen geri dönemesinler. Ve de geri dönerken yolda vakit geçirsinler. Kızım bin tane şey düşündük herhalde. Ay vallahi senden korkulur kızım. Yani benim aklıma gelmez. Bir de kendine ayrıl olsa. Ay işte bu konuda çok haklısın. Ya şu zekamın onda birini kendimde kullansaydım... ...Barış'la nikah masasına oturmuştum yaz sonu. Ona ne şüphe. Aslında burayı elinden tutup gezdirmek isterdim ama. Maalesef uzaktasın diye mümkün olmadı. Ben de böyle bir video hazırlamaya karar verdim. İşte burası evin salonu. Ben eşyaları beğenmezsen değiştirebilirsin. Ama ben tam senin zevkine göre olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Kesinlikle dediğini duyar gibiyim. Özellikle şömine olmasını istedim. Senin yanan ateşi izlerken... ne kadar huzur bulduğunu çok iyi biliyorum. Ama olsun, yaz için muhteşem bir bahçemiz var. Ve tabii serinlemek için çok güzel de bir havuzum. Ya ben peyzaj mimarıyla konuşayım. Şu havuzun etrafına biraz daha yüksek ağaçlar dizeyim. Kim görecek değil mi? Ben seni gözümden bile kıskanıyorum Elçin. Ev güzel değil mi? Ev güzel de ben bayıldım derken evden bahsetmedim. Bana verdiğin değeri, o değeri gösterme şeklini, hayatıma kattığın anlama, kısacası beni sevme haline bayıldım. Gerçekten beni daha fazla mutlu edemezdin. Sen de beni çok mutlu ediyorsun Elçin. Sen de beni. İyi o zaman, ben videomu izlemeye devam ediyorum. Tamam aşkım. Selam. Hoş geldin kızım. Buralardaydım, uğrayayım dedim. İyi yapmışsın. Benim de işim bitti. İstersen hemen çıkabiliriz. Olur. Yemeği dışarıda yiyelim ha? Ne dersin? Süper. Balık yiyelim, ister misin? İyi fikir. Hadi çıkalım o zaman. Ah! İşte geldik. Burası. Bunu eminim bizim şirketin oradaki pastaneden almışlar. Bilmem, olabilir. Ya neredeysem tanırım. Yalnız harbiden çok iyi. Hadi hadi bırakın konuşmayı da bitirin şu oyunu. Ya bitirsek ne olacak? Yine 2 dakikada 5 koliyip sıranı savacaksın. 5 olsa iyi kanka, ben bu sefer 10 atarım gibi. Oynadıkça açıldım. Hay sizin havanıza ya. Ne yapalım oğlum, her konuda mükemmel olamıyor insan. Bizim de kusurumuz bu olsun yani. Ha tabii tabii. Burak telefonu açsana. Efendim Eda'cığım. Burak abi, sen misin? Abim orada mı? Burada canım, ne oldu? Ya önemli bir verebilir misin acaba? Önemliymiş. Ne oldu Eda? Abi benzinim bitti, kaldım burada. Neredesin? Liva yolunda, daha önce geldiğimiz restorandayım. Ya Eda, benzinim nasıl bitebilir? Etrafta sana yardım edecek kimse yok mu? Ya abi zaten gerildim. Lütfen gelip alır mısın beni? Tamam canım, tamam. Geliyorum. İşte bu. Kızım sana inanamıyorum, süperdin. O nasıl bir oyunculuktu? Ben bile inandım. İyiydim değil mi? Şimdi sıra içerisini halletmekte. Hadi.
Sırası mıydı şimdi ya? Tamam, sen otur. Ben gidip alırım. Sıranın ona gelmeyeceğini anladı tabii. Aynen öyle. Al benim arabayla git. Seninkinin arkasına bıraktım. Hem çıkamazsın şimdi. Tamam. Sağ ol. Yenilmekten kurtulamadım. Ya bırak bu ayakları, başlat hadi. Teşekkürler. Çağla. Benim seninle konuşmak istediğim çok önemli bir konu var. Nedir? Yine Burak'la mı ilgili? Anne bir şey mi yaptı? Hayır dur, sakin ol. Hayır, Burak'la ilgili değil, benimle ilgili. Dolayısıyla seni de ilgilendiriyor. Tamam. Nedir? Canım. Hı. Benim bir süredir hayatımda birisi var. Ne? Ne zamandır? Ya anne bana niye söylemedin? Emin olmadan söylemek istemedim. Ama artık eminim ve ilişkimiz ciddi bir boyut kazandı. Bak, senin onayını almak benim için çok önemli. Yani biliyorsun, babandan sonra ben ilk defa böyle bir şey yaşıyorum ve gerçekten çok mutluyum. Senin adına çok sevindim. Ama keşke bana daha önceden haber verseydin. Nasıl tanıştınız? Adı ne? Ne iş yapıyor? Aslında tanıyorsun. Tanıyor muyum? Evet. Anne kim, çabuk söyle. Sinan. Sinan Masaroğlu. İnanmıyorum. Sinan abi mi? Anne nasıl oldu? Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Yani biliyorsun Sinan'la uzun zamandır tanışıyoruz ama hiç öyle bir samimiyetimiz olmamıştı. Ama işlerle ilgili konuşurken işte birbirimizi daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Ya gerçekten çok şaşırdım. Selda teyzenin haberi var mı? Evet, otelin açılışında Selda'ya söyledim. Eminim artık Nihat'ın da haberi vardır ama başka kimse bilmiyor. Anneciğim gerçekten çok mutlu oldum. Sinan abi de çok iyi ve kibar bir. Böyle düşünmene çok sevindim. İçim rahatladı. İlişkimiz ciddi bir boyut kazandı derken evlenme teklifi mi etti yoksa? Henüz bunu konuşmadık. Önce çocuklarımızın haberi olsun istedik. Çünkü sizin bu konuda ne düşüneceğiniz bizim için gerçekten çok önemli. Ama Eda ve Volkan'la arkadaş olmanız da bizim için bir avantaj. İleride evlendiğimiz zaman aranızda bir problem olmasını istemeyiz. Haklısın. Volkan'la bir problem olacağını sanmıyorum. O çok olgun biri de Eda tam bir çocuk sanki. Şımarık büyümüş. Ama onu da anlamak lazım. Annesini hiç görmeden, tanımadan büyümüş. Yani bu çok zor bir şey olmalı. Orası öyle. Ama önemli olan başta sizin anlaşmanız. Umarım her şey istediğin gibi olur anne. Umarım. Her şey çok güzel oldu. Unutmayın benim adımı verecekler. İsmim Eda. Anlaşıldı değil mi? Elbette Eda Hanım. Her şey planladığınız gibi olacak. Merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. Ay, hele bu hediye tam altın vuruş. Ya değil mi? Ya inşallah bize yapanlar da olur. Yani bana Barış, sana da...
Kızım sen ne zamandır birinden hoşlanmadın bile? Ya hoşlansam ne fark eder ki? Yani birden olsun pat diye. Böyle karşılıksız aşk çok zor oluyor. Zaten beni gördükçe olacağın varsa da olmuyorsun. Yani. Neyse her şey süper gözüküyor. Evet bizim de ellerimize sağlık. Ben bunu bırakayım sonra çıkalım. Tamam. Şimdi vereyim. Arabayı şuraya alıp bekleyelim, bizi görmesinler. Buluştuklarından emin olmamız lazım. Tabii. Ay çok heyecanlıyım. Umarım işe yarar. Vallahi işe yaramazsa B planı yapmaya hazırlan. İşte bu. Gayet güzel oldum bence. Niye aramadı bu beni hala? Çok mu uzak abi gideceğimiz yer acaba, daha var mı? Bir saattir yoldayız da yani şey mi? Koçum burası İstanbul. Kolay değil öyle bir yerden bir yere gitmek. Ama az kaldı, neredeyse geldik dediğin adrese. Allah'ım inşallah her şey yolunda gider. Alo Gonca. Gonca çok sevdim, çok mutlu ettin telefonu açtığına beni gerçekten. O zaman sana bu kadar mutluluk yeter. Kapatıyorum. Dur kapama ne olur kapama. Ne var? Ne istiyorsun? Ben İstanbul'dayım. İyi, ne yapayım? Ya Gonca bir 5 dakika bari göreyim seni. Olmaz. Ya lütfen ne olur yalvarırım ya. İyi peki tamam. Tamam. Ben Aslı'dan adresini aldım. Yaklaştık zaten. Gelince tekrar ararım. Gonca. Ay niye erken geldi şimdi bu? Of abi ya. Hep zamansız anlarda damlarsın zaten. Gonca. Efendim abicim. Erken geldin. Üzerimi değiştirip çıkacağım hemen. Evde kalacak diyordum, koptu. Geldin mi? Ha, evet geldim. Ne yapayım, eve geleyim mi? Eve gel. Sen canına susadın herhalde. Abimle yaşıyorum ben. Tamam. Nerede bekleyeyim o zaman ben seni? Yukarıda bir çay bahçesi var. Orada bekle beni. Tamam. Kimle konuşuyorsun kız? Gülnur ablayla. Kahveye çağırıyor. İşi geç gelecekmiş de. İyi git. Geç saat dönme ama. Tamam abicim, merak etme. Benim vardiyam sabaha kadar, kapıları iyi kilitli. Tamam abicim, merak etme. Hadi o zaman, birlikte çıkalım. Tamam, peki.
Kolay gelsin abi. Çok teşekkürler Halil abicim. Sana da zahmet oldu. Rica ederim Aslı. Almaya da geleyim mi sonra? Yok, sen hiç zahmet etme. Peki, sen bilirsin. Hadi. Varan bir. Aslı geldi. Şimdi sıra abimde. Ay çok heyecanlı. Aslı kesin şok olacak. Kesin kesin ortama bayılacak. Buyurun. Rezervasyonunuz var mı acaba? Eda... Eda Masaroğlu. Evet. Buyurun bu tarafta. Teşekkürler. Senin burada. Aslı senin ne işin var? Ya Eda ile buluşacaktık biz. Sen burada ne yapıyorsun ki? Ben de Eda'yı almak için geldim. Nasıl yani? Neden Eda'yı alacaksın ki? Biz burada onunla yemek yiyecektik. Bir dakika ya. Hiçbir şey anlamıyorum. Eda Volkan'ı aradı ve benzinin bittiğini söyledi. Ben de onu almaya buraya geldim. Volkan yerine sen geldin yani. Evet. Şimdi anladım. Ya amacı Volkan'la beni bir araya getirmek. Aklı sıra bizi barıştırmaya çalışıyor işte. Vay, Eda'ya bak sen. Büyümüş de çöp çatallık yapıyor. Allah'ım ya. Şu durumda bile gülebiliyorsun ya. Bence düştüğümüz durum gayet komik. Ayrıca ne yapayım yani, ağlayayım mı? Bana hiç komik gelmiyor ama. Ya resmen kandırıldım. Teşekkürler. Peki sen neden Eda'yla buluşmaya geldin ki? Ya çünkü çok ısrar etti. Ya ben böyle bir plan yaptığını bilseydim hayatta gelmezdim. Neyse artık, ona ne oldu? Ben çok açım. Yemekler ziyan olmasın. Seninle baş başa yemek yiyeceğimi düşünmüyorsun herhalde. Sen beni tamamıyla yanlış anladın. Küçük Hanım, bu bir çıkma teklifi değil. Buna emin olabilirsin. Yemekler de çok lezzetliymiş ya. Bu arada Volkan'la barışmanı çok istiyor galiba. Baksana ne kadar çok hazırlık yapmış. Ne kadar romantik bir ortam burası. Aa, öyle mi? Sen yanımda olduğun için bana pek romantik gelmiyor. Kabus gibi. Ya sen ne enteresan bir tipsin ya. Enteresan olmak gıcık olmaktan iyidir. Tamam, sustum. Beni alet ettiğin yalanlar burada bile peşimi bırakmıyor. Bayağı inandırıcı olmuş desene. Ben kime ne anlatıyorum ya? Ya resmen şu yaptıklarından bile övünebiliyorsun ya. Tabii insan yalan söylemeye alışınca bu hale geliyor demek ki. Mecbur kaldım ve bitti. Babamla annemi karşıma alamazdım. Haklısın. Ya sonuç ne olursa olsun dürüst olmak erdem ve cesur insanların işidir. Sana göre değil yani. Ben korkak mıyım yani? Tabii ki öylesin. Sevgilinden korkarsın, babandan korkarsın. Ama yalan söyleyip kırdığın insanlardan hiç korkmuyorsun. Bak ben bu açıdan hiç düşünememiştim. Sen geç dalgını. Ya insanda bir gram, ya bir gram olgunluk olmaz mı? Şaşkınlıkla izliyorum seni. İnsanları şaşırtmayı severim. Yok, ben daha fazla dayanamayacağım. Gidiyorum ben. Vay.
Bu eksikti. Bu kadar yeter. Gidiyorum ben. Sana afiyet olsun. İstersen seni eve bırakayım. Gerek yok. Ben kendi başıma çaresine bakarım. Peki. Sen bilirsin. Gecenin bu vakti kız başıma beni burada bırakıp gidiyor ya. Odun ne olacak odun? Taksi çağırabilir miyiz acaba? Maalesef hiç taksi yok. Çok beklersiniz. Caddeye kadar yürürseniz taksi bulabilirsiniz. Peki, sağ olun. Gonca, bu gülleri sana aldım. Güllerin en güzel hali Gonca olduğu için seninle tanıştıktan sonra gülleri daha bir ayrı sevmeye başladım. Belki sen de seviyorsundur diye düşündüm. Gerek yoktu. Neyse, ne söyleyeceksen çabuk söyle. Çok fazla vaktim yok. Oturalım mı? Sana evde unuttuk, iyi mi? Gonca, bak vallahi o kız annemlerin beni memlekete zorla sözlendirdiği kız. Yani ben ona çoktan bittiğini söylemiştim. Ama çıkmış gelmiş, ne yapayım? Ben de ayıp olmasın diye konuştum, bittiğini tekrar söyledim. Ama ben seni seviyorum. Cidden. Senden başka kimse yok. Neyse. Artık bunların pek bir önemi kalmadı. Bitti. Nasıl bitti ya? Gonca, ben sana aşığım. Dünyada bırakmam seni. Bilmiyorum Erdem. Artık aramıza yalan girdi bir kere. Ya ayrıca sen Bodrum'dasın, ben İstanbul'dayım. Ben öyle uzun mesafeli ilişkilere pek sıcak bakmıyorum. Ben işi gücü her şeyi bırakıp geldim. Bak, artık İstanbul'dayım. Bir dönem akrabalarımın yanında kalacağım. Hem şimdi iş de ayarlıyorum. Gonca, ne olur bana bir şans daha ver. Bak, görsün dünyanın en mutlu insanı yapacağım seni. Nasıl yani? Gerçekten İstanbul'a mı taşınıyorsun? Ya evet. Ya Gonca, anla artık. Thank you.
Son kez soruyorum. Gelmiyor musun? Hayır. Ben hayatımda bu kadar huysuz, bu kadar inatçı bir kız görmedim. Gideceğin yere bırakayım. Sana diyorum güzelim. Buraları tenha olur bak. Bas git. Gece gece başımızı belaya sokma. Aslı, bin sen de şu arabaya. Ne demişler? Denize düşen yılana sarılır. Ya sen neden benden bu kadar nefret ediyorsun? Sana karşı bir duygu besleyeceğimi düşürüp neden kendini bu kadar önemsiyorsun ki? Ya tamam tamam. Senin ağız dalaşına girmem. Haddimi bilirim ben. Tamam, aferin. Abim arıyor. İnşallah barışmışlardır. Ay kesin bence. Efendim abicim. Eda, Burak geldi mi? Ne? Burak mı? Evet, seni almaya çıktı. Abi ya, neden geliyormuş Burak beni almaya? Ne fark eder? Çok şey fark eder abi. Ya neden Burak geliyor beni almaya? Ya Eda saçmalama, amcamdaydık. Eda'yı almaya çıkacağım dedi, çıktı. Tamam abi, tamam. Ben kendim dönerim eve, tamam mı? Hadi hoşça kal. Allah Allah, ne oldu buna şimdi? Ne oldu? Almış mı Eda'yı? Anlamadım ki, eve gidiyorum diyor. Olaya bakar mısın Cansu? O kadar hazırlık. Ya kızım inanmıyorum ya, şaka gibi. Ne yapacağız şimdi? Yapacak bir şey yok. Aslı da şaşırmıştır Burak'ı görünce. Abin kesin çok kızacak Eda. Kesin. Ama o gelseydi ve barışsalardı benden iyisi olmazdı. Amaç da oydu zaten. Of ya, of. Eda ile buluşamamışsınız sanırım. Olaylardan haberin yok galiba. Hangi olanlar? Eda Aslı ile seni barıştırmak için ufak bir oyun planlamış. Ne? Evet, şu an maalesef Aslı ileyim. Ya bir dakika, bir dakika. Şimdi benim kafam karıştı. Baştan alalım. Eda Aslı ile beni barıştırmak için benzinin bitti numarası yapıp beni mekana getirtmeye çalışıyor. Yani amacı bizi baş başa bırakmak, öyle mi? Aynen öyle. Ama ne yazık ki senin yerine ben geldiğim için. Evet, ne yazık ki. Çok güzel. Yani kusura bakma Eda adına senden özür dilerim. Sorun değil. Sen şimdi Eda'ya bir şey deme. Eminim planı bozulduğu için yeteri kadar üzgündür. Ya bu yaptığı çok yanlış ama. Yani özel hayatıma burnunu sokmaması gerektiğini bilmesi lazım. Lütfen Aslı'ya da özrümü ilet. İletirim. Neyse, bekleyeyim mi seni? Gerek yok, sen arabamla çık. Tamam, hadi görüşürüz. Ay Eda. Vay be, Eda'ya bak. Planlar, programlar falan. Ya bu sefer fazla ileri gitti ama. Kanka, bunda kızacak bir şey yok. Kız sen mutlu ol diye yapıyor. Bu o kadar belli ki. Neyse, hadi amcamla yengeme veda edip çıkalım. Hadi. Hayatım, bu Emin Hanım gerçekten çok güzel yemek yapıyor. Ay süper değil mi Nihat? Çok yetenekli ya. Ha, iyi akşamlar çocuklar. Niye katılmadınız bize? Ya kusura bakmayın amcacığım, oyuna dalmışız. Gelip bir şeyler atıştırmaz mısınız? Acıkmadınız mı? Yok, sağ olun. Ben de tokum ya. Pastayı biraz fazla kaçırdım da. Ay çok güzel olmuş değil mi? Yeni aşçımız var, onun kızı yapmış. Ha öyle mi? Ben de şirketin oradaki pastaneden sanmıştım ama. Evet, aynı hazır gibi. Aynen. Evet. Neyse, size afiyet olsun. Biz kaçalım. Ya Burak nerelerde bu arada? Ya Eda'nın benzini bitti. Yolda kaldı. Sağ olsun benim yerime Burak gitti. Bir işine yaramış bak. Neyse, iyi akşamlar. İyi akşamlar canım. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Başar kim? Önemli biri değil hayatım. Niye açmıyorsun o zaman bir tane?
Ya bu saatte iş konuşması mı olurmuş Allah aşkına? Yarın arasınlar değil mi? Ya duralım, baksana belik yardıma ihtiyaçları var. Saçmalama ya, durulmaz öyle. Dümen de olabilir. Ya başımıza bir şey gelirse? Ay sen amma tırsaksın ya. Tırsak mıyım? Hırlı mı hırsız mı katil mi bilmiyoruz bile. Riske giremem ben öyle. Bir gün senin de yardıma ihtiyacın olduğunda sana hiç kimse yardım etmezse bu anı hatırlarsın ama. Ben kendimi öyle bir duruma düşürmem. Gerçi yanında senin gibi uğursuzla dolaştığını düşünürsek haklı olabilirsin. Sensin uğursuz. Arabamız arıza yaptı. Eşim araçta hamile. Ne olur yardım edin. Karım doğurmak üzere. Ambulans çağırdık ama gelene kadar doğurur. Ay ikizimi. Evet. Ay tamam sakin olun. Of ne diyorum ben ya. Derin derin nefes alıp verin. Onu yapıyorum zaten. Tamam bu şekilde devam edelim o zaman. Ne olur acele edelim. Hastaneye gidelim. Hadi acele edelim. Gel karıcığım dikkat et ne olur. Yavaş. Aslı en yakın hastane nerede? Telefondan baksana yol tarifi. Az kaldı karıcığım. Dayan az kaldı. Dayanamayacak gibiyim. Sakın. Dayan. Bak çok az kaldı. Karıcığım derin nefes al. Derin nefes al. Az kaldı. Dayan. Nefes al. Buldum. Buradan devam edeceğiz. Ben tarif edeceğim zaten. Hadi. Tamam sakin ol. Aslı hadi. Tamam buradan değil bir sonrakinden gireceğiz. Tamam ne olur azıcık daha dayanın, azıcık sıkın dişinizi ya. Geliyorlar sanırım. Hayır. Geliyorlar diyor. Nefes al ver. Böyle. Çok az daha dayan. İşte geldik. Burası. O zaman yarın buluşuyor muyuz? Yarın buluşuyoruz tabii de. Ben yarına kadar nasıl sabredeceğim onu bilmiyorum. Ya ben hala buraya taşınacağına inanamıyorum. Ya Gonca ben senin için dünyanın öbür ucuna bile taşınırım. Gerçekten. Gonca! Abi! Adam kaç evet, çabuk kaç diyorum ya! Abi! Abi. Üstüme geliyor. Gel lan buraya! Abi! Of! Abi dur! Of! Sanki kendi karım doğuruyor ya. Acayip stres yaptım. Ne zor işmiş ya. Allah sana da kolaylık versin. Zor ama çok güzel bir duygu çocuklar. İnşallah Allah size de yaşatır. Ay inşallah. İleride yani. Ayrı. Sakin ol. Kimse yanlış anlamadı. Kızınız da oğlunuz da gayet sağlıklı. Eşiniz de çok iyi. Birazdan odaya alacağız. Şükürler olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ay çok tatlılar. Evet ya. Çocuklar size de çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız ne yapardık? Ne demek? Çok tatlılar maşallah. Allah analı babalı büyütsün. Uzun sağlıklı bir ömürleri olsun inşallah. Amin. Çok sağ olun. İsimleriniz nedir? Aslı. Burak. İzin verirseniz çocuklarımıza sizin isimlerinizi vermek istiyoruz. Çok mutlu oluruz. Çok teşekkürler. Biz artık gidelim. Tekrar tebrik ediyoruz. Çok sağ olun. Bizi arabanıza almasaydınız belki de bu mutluluğa kavuşamayacaktık şimdi. Siz şimdi bunları düşünmeyin. Yani bebeklerinize sağ salim kavuştunuz. Önemli olan o. Sayenizde. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere. İyi ki seni dinleyip yardım etmek için durmuşum. İlk defa seninle günüm hayırlı noktalandı ya. Gerçekten ya. Hadi seni eve bırakayım. Efendim Çağla'cığım. İyiyim canım. Ufak bir işim vardı. Şimdi eve geçiyorum. Ben seni aradım mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Şurada bir taksi var. Ben onunla gideyim en iyisi. Bırakacaktım ben seni. Gerçekten gerek yok. Ya. İyi akşamlar. Niye erkenden taburcu olmak istedin ki? Haftada yalnızca bir cumartesi sabahım var. Ha, çok üzüldüm. İyi akşamlar. Ha oğlum hoş geldin. Gel gel film izliyoruz gel. Ay benim çok uykum geldi ben yatıyorum. Ya kızım hani film izliyorduk ya? Yolcu koltuğuna geçer misin? Sağ tarafta oturmak mideni bulandıracak diye korkuyorum. Onun uykusunun geldi falan yok baba. Yaptığı hatanın farkında. O yüzden kaçmaya çalışıyor. Ya abi vallahi kötü bir niyetim yoktu. Ya ne oluyor Eda Volkan? Bir daha özel hayatıma burnunu sokma. Bu yaptığın çok yanlış. Ya zaten yüzüme gözüme bulaştırdım. Ya bir daha olmayacak söz. Bak bu son ama. Tamam. Söz. Hadi gel. Sen de bizimle film seyret lütfen. Ya. Ya çocuklar ne oluyor? Anlatsanıza bana da ya. Ya tamam baba kapatalım hadi konuyu. Bak film kaçıyor. Belli belirsiz bir gülüş vardı buz gibi suratında gider gibi yapmayı denerken nasıl kaldın bak dışarıda bizim gibi delilerle İyi geceler. Uğraşmaya İyi geceler. Mecalim yok zahmet etme hiç boşuna ardındayız bırakmaya gidemezsin. Geldi mi çocuğum? Geldim anneciğim. Ah kuzum. Döneceksen neden? Nasıl geçti gece? Güzel geçti anneciğim. Ah çok şükür. Hadi yat dinle. Tamam anneciğim. Hadi. İyi geceler. İyi geceler kuzum. Bir gülüş vardı uz gibi suratında gider gibi yapmayı denerken nasıl kaldın bak dışarıda bizim gibi delilerle uğraşmaya mecalim yok zahmet etme hiç boşuna ardındayız bırakmaya gidemezsin biliyorsun. Döneceksen neden gidiyorsun? Birini severken bir diğerini yarı yolda bırakıp
Cemiler ne anlar aşktan. Korkuya yenik düşüp kaderine boyun eğecek kadar aciz olan bizim gibi acemiler ne anlar aşktan. Bizim gibi acemiler ne anlar. Acıktım tabii. Ya bugün doğru düzgün bir şey yemedim ki. Gidemezsin. Biliyorsun, döneceksen neden gidiyorsun? Birini severken bir diğerini yarı yolda bırakıp mutsuz olan bizim gibi acemiler ne anlar aşktan? Korkuya yenik düşüp kaderine boyun eğecek kadar aciz olan bizim gibi acemiler ne anlar aşktan. Bizim gibi acemiler ne anlar aşktan. Bizim gibi acemiler.